Gece saat 3 gençler yatağımdan fırladım. GTA 6'nın trailer'ı geldi. Süper beğeni bekliyorum. GTA 6 orijinal Rockstar Games. Bismillahirrahmanirrahim. Gençler, görüntülere bak. GTA 6'nın orijinal trailer'ı. Açıklamada link verdim orijinal videoyu. Baştan sona izlerseniz ben tepki videosu yapıyorum. Videonun sonunda da bazı önemli bilgiler vereceğim sizlere. Süper beğeni bekliyorum. GTA 6 çıktığı gibi yapacağız kardeşim. Gençler, izleyelim. Lucia. Oo, Lucia. Karakterin adı Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Niye burada olduğunu biliyor musun? Suya bak! Gençler, yemin ediyorum şoklar içerisinde. Bekliyordum zaten çok güzel bir şey olmasını ama... Yani bakar mısınız sudaki detaya? Sadece deniz ve su görüntüleri için, yansımalar için en az 8 kişilik ekip çalışmış ya. Ağlamak istiyorum, yemin ediyorum efsane güzel. Rockstar Games, biliyorsunuz gençler, Red Dead Redemption'ı da yapan firma. O yüzden oradan da büyük ihtimalle böyle neler olacağını az çok tahmin edebileceğiz oyunda. Ve bakalım, şöyle bir sahilde geçiyor herhalde, Vice City'ye döneceğiz, öyle bilgiler vardı. Bu arada şunu söyleyeyim gençler, çok sızıntı geldi, çok sızıntı. Normalde bu trailer bugün yayınlanacaktı akşam saatlerinde ama sızıntı videoları hemen çıkınca gece 2 gibi 3 gibi yayınlamışlar trailer'ı. Apartmanlardaki detaya bakın. Geri dönemedim arsız yak. Efsane görünüyor grafikler. Şaka mı bu? Flamingolar. Gençler, bir şey söyleyeyim mi? Birisi sanki kamerayı almış, doğaya çıkmış, çekim yapmış ya. Şaka gibi. O sahil. Bir şey söyleyeceğim, çok kalabalık. Çok kalabalık. Vice City'de geçiyor, Vice City. Miami'de geçiyor biliyorsunuz Vice City. Ben daha çok seviyordum Vice City'yi. Ve sahil görüntüsü. Önceden sahile indiğiniz zaman bir iki adam olurdu. Bakar mısınız kalabalığa? Bak, köpeğini gezdirenler. Güneşlenenler. Dayı, sen ne yapıyorsun dayı? Yakaladım. İnce detaylar. Bu arada gençler, sosyal medya günümüzde biliyorsunuz artık herkesin elinde telefon. Burada da sosyal medyayı çok ön plana çıkartmışlar. Bakalım tabii biz şu anda neyi izliyoruz? Online modları nasıl olacak? Hikaye nasıl olacak? Ama gerçek olan bir şey var gençler. Hikaye modunu Sese Gel kanalda çıktığı gibi yapacağız kardeşim. Bismillah. Ya su detayı çok güzel. Şuna bakın ya. Şey gibi. Masaüstü resim gibi. Şahane. Üstü açık arabalar. Gece hayatı. Bu arada çok çeşitli arabalar var. Bakın, motor var, jip var. Bu serseri arabaları var. Ama tabii bunların hepsi lisanssız. Yani GTA'da alışık olduğumuz bir şey. Evet. Ve kulüp. Vay. GTA'nın vazgeçilmezi gençler. Kulüp. Vice City'de geçiyor dediğim gibi. Yani Miami'de geçiyor. Yazlık bir yerde geçiyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak şu detaylara bakın. Bak bak, zincire bak, zincire. Adamın suratındaki yara izlerine bakın ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak ya, diyorum ya tekrar. Zaten bekliyordum çok güzel bir şey olmasını. Grafik olarak özellikle, ama hani bu kadarını beklemiyordum ya. Sızıntı videoları da çok çıktı ama. Ya mükemmel ya. Şuna bakın ya. Oy! Lan Spider-Man geldi aklıma bir anda. Bu arada gençler, haritası şimdiye kadarki en büyük GTA haritası olacak. Yani Spider-Man'de de biliyorsunuz mesela haritamız büyüktü falan. Evlere gidince camlardan içerisinde insanlar yaşıyordu. Burada da öyle olur mu bilmiyorum ama net olan bir şey var. Harita çok büyük bir harita. Çok büyük bir harita. Gidilecek, görülecek çok yer var. Ama grafikler, ya şu gece hayatının güzelliğine bakın ya. Hotel Dixon, bilmem ne, Ferrari'ler, Porsche'lar. Tabii ama şeyler bunlar yani. Lisanssız olanlar. Bak adam orada dileniyor, yazık. Yazık. Ablam, para atın, iki para atın. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Oy! Ağlamak istiyorum ya. Gençler, ben bilerek durdurarak izliyorum ki hem telifle ilgili sıkıntı olmasın hem de böyle inceliyorum biraz. Dediğim gibi açıklamada link verdim. Siz full izlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Ama görüntülere hasta oldum. Hasta. Hanımefendi, tabii bu da gençler,
O Miami'deki işte böyle çatı katındaki o böyle havuzlu mavuzlu partiler falan. GTA'da çok vardır öyle şeyler biliyorsunuz. Ama detaylar çok güzel. İşte Vice! İşte Vice'ti. Çok güzel olacak, çok güzel olacak. He, merhaba dostum. bize de biraz diyor şeker bırak diyor dayı. Almış kızları tekneye. Ah, Amerikan bayrağı altında doğum günü kutluyor. What? Timsah mı? Havuzdan timsah çıkıyor. Bunlar Miami'de olan şeyler gençler bu arada. Yani vahşi doğa hayatla iç içe biraz. Bak görüyor musunuz? Hayvan kurtarma cemiyeti gelmiş timsah çıkartıyor. Şaka gibi. Ve bakın, bakın şuradaki detaya bakın şimdi bir dakika. Bak burada drift yapıyorlar. Arabanın üstünde de biri var görüyor musunuz? Orada da ortada duran arabada. Bak çekim yapıyorlar. Ya bol bol canlı yayın, bol bol Instagram storiesi atanlar. Bak bugünkü en güzel şarkı dostum diyor. Bunlar çekim yapmışlar. Şu anda canlı yayın yapıyorlar. Instagram'da falan. Güzel detaylar ya. Vallahi güzel detaylar. Ne? Bak şu an şey kamerası bu. Güvenlik kamerası timsah bakkala giriyor. Markete gidiyor timsah. Uy! Ya bir şey söyleyeceğim. Film gibi bu. Soygun. Polis mi o? Bakayım bir dakika. Gençler çok gerçekçi efekt vermişler. Gerçekçi olmuş. What? Ha, böyle tipler de bol bol biliyorsunuz. Orada manyaklar çok. Dayım da çıplak. Bahçe sürüyor gelmiş 70 yaşına. Aman diyor neyden çekineceğim bu dakikadan sonra diyor. Bahçesini suluyor. Çamurlar içerisinde millet eğleniyorlar falan. Bak yine sosyal medya. Abla almış elini çekişleri diyor ki. Bak komşu diyor aklını başına topla diyor. Vallahi diyor burada diyor başlıksız gezme diyor. Kırarım arabanı diyor çizerim diyor. Terliklerini de giymiş teyzem. Uy. Ve hey, öbür karakterimiz. Geçen karakterlerin adı, kızın adı Lucia. Erkeğin adı da Jason. Jason'la Lucia. İki tane karakterimiz var. Ve soygun görevimiz falan var. Bakın maske takmışlar. Ellerde paralar, soygunlar yapılmış. Kebap. Nice. Yalnız karakter detayları çok çok iyi. Bakın burada da kaçış. Polisler diyor. Arabası diyor, ters dönen adamı diyor. Yakaladılar diyor bakın. Çok güzel görüntüler ha. Tipe bak ya. Polis enselemiş bunu. Oy! Motorlar. ATV'ler. Yine polis kovalamacası. Dur şurayı şöyle bir izleyeyim. Bak soygun yapıyoruz. Nice. Tabii bu görüntüler şu ana kadar hep gençler hikaye modundan görüntüler. Hep merak ediyorum ben şu anda. Online modları nasıl olacak? Onları konuşacağız ve bir araba daha. Ya detaylar müthiş olmuş. Ne diyorsunuz? Gençler düşüncelerinizi yazar mısınız siz de izleyip? Düşüncelerinizi yazın. Yani şuradaki su birikintisi bakın yaprakların kıpırdaması. Tamam bunlar böyle şey gibi ama detay işte bunlar. Çok güzel bakın. Bizim Lucia ile Jason muhabbet ediyorlar. Hadi diyor gidelim biraz soygun yap. Yes! Soygun! GTA 6! 2025 mi? Lan ne 2025'i? 24'e girmedik daha. No! Ya az çok tahmin ediyordum. Geç çıkar tabii diye de. Ya gençler 2025 ne? 2025'in ne zamanı bir de? Daha 2024'e girmedik. Bir bekle. Oy! Var mı devamında bir şey? Rockstar Games. Bir şey söyleyeyim mi? Dur başa alacağım. Ya şahane bir trailer. Bu arada bakın. Ne yazıyor üstte? Grand GTA 6 trailer 1. Daha trailerlar gelecek. Daha göreceğiz birçok şeyi. Burada sadece biraz şehri anlatmışlar. Karakterleri göstermişler. Hikaye modunu anlatmışlar. Ama araba çeşitliliğine, trafik yoğunluğuna, insan yoğunluğuna dikkatinizi çekmek istiyorum gençler. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. O açıdan çok güzel. Lucia. Lucia bu arada hapiste herhalde ya. Buraya niye düştüğünde hapse falan düşüyoruz. Acaba yok mu prison break muhabbeti? Hapisten kurtulma murtulma muhabbetleri. Yalnız su... Ya su efsane gençler. Deniz efsane. Şu görüntü şahane olmuş. Bu arada
Gençler bu PlayStation 5 ve Xbox için büyük ihtimalle şu anda çıkacak. PC bilgisi yok. Bir de PC olsa hangi sistem bunu kaldırır? O da var. Yani PlayStation 5 ve Xbox için ama tabii ki 2025'e çok var. Değişir mutlaka diye düşünüyorum ama nasıl bir sistem gerekir bilgisayarlarınızı 2025'e bence hazırlayın derim. Bir de biliyorsunuz Red Dead Redemption'ın yapımcısı aynı zamanda Rockstar Games. Müthiş bir oyundu Red Dead Redemption'da. Biz bir bölüm oynamıştık. Yok mu ikinci bölüm oynamamız? Yok mu? Oradaki detaylar da mükemmeldi. En yeni oyunu oydu. Dolayısıyla burada onları göreceğiz oradan esintiler. Binalar, yani ışıklandırma, atmosfer GTA 5'e 10 çakar kardeşim. 10! Mükemmel olmuş. Helikopter. Helikopter, helikopter. Bak Miami'de olduğunu. Bak Mersinli var mı aramızda Mersinli? Bak Mersin biliyorsunuz Miami Mersin gibidir biraz bilmeyenler için. Bakın Mersin'den apartmanlar yani. Vallahi bak yemin ediyorum. Bir an böyle memleketime gittim ya. Ya böyle hakikaten vahşi doğaya gidip orada acaba görevler yapacak mıyız ya? Çok merak ediyorum gençler. Neyse burada bırakayım. Süper ötesi bir beğeni bekliyorum. Yorumlarımı da yazacağım. Tekrar söylüyorum. GTA 6 çıktığı gibi inşallah. 2025'e daha var ama. Çıktığı gibi hemen... Öncelikle hikaye modunu baştan sona sindire sindire oynayacağız. Playlistleri nasıl olacak? Online modları nasıl olacak? Bunların hepsini göreceğiz inşallah. Ama genel anlamda beklentimin çok üstünde bir oyun geliyor. Haritası çok büyük, grafiklerine çok uğraşılmış. Yani bizi 10 yıl beklettiler ama değmiş bence. Ne düşünüyorsunuz? Sese Gel kanalına hemen gençler aranızda abone olmayanlar varsa mutlaka abone olsunlar. Bu tip trailer'a geldiği gibi ilk izleyen siz olmak istiyorsanız da bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Süper bir beğeni bekliyorum sizden. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı yazın olur mu? Cansınız. Gece gece çekiyorum bu videoyu. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve Sese Gel kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünce... Dayı oradaki çok komik dayı. Yeni videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Ya şahane ya. Şahane ya. Uy ya.